Selamlar. Bu maçta Jungle Mid doğusuna karşı oynuyoruz ve adamların iyi bir win rate'i var. Yani Jungle oynarken invade durumlarına karşı bayağı bir zayıfız ama bu maçta o invade durumunu atlatıyoruz. Bakalım nasıl atlatıyormuşuz. Ryze şu anda haritada kendisini iki kule arasında gösterdi. Bu da demektir ki Lee Sin bu adama yakın. Lee Sin yakın ki bu adam kendisini böyle bir pozisyon attı bu kadar erken aşamada. Yani ben aşağıda şu anda kırmızıya başlarsam tehlikeli olacağım. O yüzden ne yapıyoruz? Buraya totem bırakıyoruz ve kayıcılığa başlıyoruz redden önce. Bu sayede Lee Sin eğer ki buraya gelecek olursa ya da karşı mid lane buraya doğru gelecek olursa totemden görebileceğim. Ve bak karşı mid lane toteme yakalandı. Şu anda Galio'nun buraya doğru hareket etmesini bekleyeceğiz. Ve karşı bizim supportla birlikte. Bu yüzden böyle maçlarda bu rotasyonla oynamak mantıklı oluyor baya. Yani bunun tam tersi senaryosunda senin oyunu direkt bitmiş olacaktı. Şu anda aşağıda bir savaş var. Red'i bırakıp gitmiyoruz çünkü yeteri kadar güçlü değilim şu anda aşağıya gitmek için. 4 level değilim. Dayan 4 levelken yeteri kadar güçlü değildir. Kaldı ki red buff'um da yok üzerimde. Red buff'sız da dayana güçsüzdür. Ki adamların can değerleri de yüksek. Bizimkilerin de baya bir düşük can değeri var. Hani bu durumda etkisiz olacağım için Red'i tamamladım. Ardından bot'a gittim. Çok uzun zamandır zaten savaşıyorduk. Buradaki Skatal'a gitmem şu anda anlamsız. O yüzden resetimi aldıktan sonra yukarıdaki Skatal'a gideceğim. Aşağıdakine gittiğim zaman Katarina ya da Lee Sin'e yakalanma olasılığım var. O riske gerek yok. Katarina'yı az önce orman girişinde gördüğüm için Lee Sin'in hani buraya yakın olma ihtimali var. O yüzden ormanıma girerken tarayıcı açaraktan giriyorum ki mesela buradaki çalıda olsaydı tarayıcıdan görüp ona göre tepki verebilirdik. Lee Sin'in şu anda kendisini göstererek yukarıya doğru gitmesinin anlamı şu. Ben Void'lere gidiyorum haberiniz olsun şeklinde bir sinyal gönderdi. Yani fark ettiyseniz adamların agresif bir şekilde oynayacağını oyun başından daha fark etmiştik. Bu sayede tüm hareketlerini tahmin edip adamları oyun dışı bıraktık bile. Adam her ne kadar smurf olursa olsun böyle bir ejder yok. Çünkü sen bu dakikaya kadar zaten iki kere öldün, tempon yok. Berbat bir durumdasın. Sen bu ejderi başlayarak kendini daha da rezil bir duruma sokuyorsun. Burada dalgınlığıma gelmiş. Bak Lee Sin şu anda yukarıda görüyoruz ve mavisi bu adamın yeni çıktı. Bunun yanında diğer kampları da olabilir belki. Yani şu anda kamplarını almam gerekiyordu Lee Sin'in. Üçüncü dakika hatırlatması Ramazan'da videoları düzenli olarak istiyorsanız bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Siz beğendikçe videolar gelmeye devam edecektir. Karşı takım skirmish savaşı bize göre daha kuvvetli olduğu için ve sayıca burada eksik olduğumuz için salıyoruz voidleri. Ama burada voidleri ve yukarıdaki grumpu salıyorsak mesela aşağıdan bir şeyler kazanmamız lazım. Mesela ejder çıkmak üzere ejder için setup yapacağız. Ve adamların hepsi yukarıdayken illaki red aşağıya doğru geçecek ve red'i yakalayabiliriz aslında aşağıya doğru geçerken. Bakın bu durumu LoL'ün temelinde yerleştirin. Adamların hepsi yukarıdaydı, aşağısı zayıf kaldı ve bunu kullanaraktan buradaki savaşları yaptık ve kendimizi tamamıyla öne attık. Yani karşı takım aynı anda her yeri alamaz. Bir yeri güçlendiriyorlarsa bir yeri zayıflatıyorlardır. Oyunuzu ona göre kurabilirsiniz.
yukarıda kamplarım olmasına rağmen aşağıya tıkladık. Çünkü karşı kamplar zaten çıkmak üzere. Kendi kamplarımı almak zorunda değilim. Karşı kampları alsam da olur. Ejder var zaten. Ve zaten burada bir savaş çıkacağı da belliydi. Yukarıya doğru gittiğim zaman Viego'nun Prius'u var. Kendimi riske atmış olurum. Onun yerine botta bir savaş çevirmek, bot etrafında oynamak hala daha güvenli. Takımda 4 AP olduğumuz için 3. eşya agresif bir eşyadan ziyade boyut alıyoruz. Herkes mide doğru kaçtığı için aşağısı bu sefer boşta kaldı. O yüzden 2. kuleye direkt yöneldik. Yayınlara geri dönmek gibi bir niyetim var. Ama bunun için Kick'te belirli bir takipçiye ulaşmayı hedefliyorum. Tekrardan canlı yayınlara geri dönmemi istiyorsanız açıklamaya bıraktığım Kick hesabını takip ederseniz sevinirim. Eğer ki 1000 takipçiye ulaşırsak yayınlara geri döneceğim. Dayana görüp Yasuo olanları ibretlik diye izletmek lazım tam olarak bu kısmı. Çünkü genel olarak bu yaşanıyor. Mesela orada Yasuo ultiyi koysaydı muhtemelen savaşı kazanabilirdik ama işte bu ihtimalleri düşünerekten Zoe olmadan mesela bu tarz savaşlar atmamak lazım. Bu şekilde de maçın sonuna geliyoruz. Oyun ne kadar basit gibi gözükmüş olsa da aslında oyun başlangıcı buna çok etkili oldu. Oyun başında kendimizi hani hayatta kalarak atlattıktan sonra her şey çok basit oldu. Keyif aldıysan lütfen beğeni at, yorum atmayı unutma. Görüşürüz sonraki videolarda. Bay bay.